Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim bu ilçeye bir hizmet borcum var. Yarım kalan bir sevdam var. Allah'ın izniyle size bu borcu ödemek için bu yola çıktık. Geçmişten günümüze kadar daha önce ilçemizde belediye başkanlığı yapmış merhum Hüseyin Uyanık abime, merhum İsmet Özcin abime, Halil Hasan Çavuşoğlu abime, Erol Serin abime, Hüseyin Dönmez abime, Dursun Baş abime, Mustafa Yatkan kardeşime çok teşekkür ederim. Kim bu memleketi bir çivi çaktıysa Allah ondan bir kere razı olsun. Biz istiyoruz ki ilçemize gelen turistlerimiz, misafirlerimiz için konaklama alanlarımız olsun. Biz istiyoruz ki yeni bir terminal binamız olsun. Biz istiyoruz ki yeni bir sanayi sitemiz olsun. Biz istiyoruz ki mahallelerimizde yürüyen merdivenlerimiz olsun. Biz istiyoruz ki pazar yerimizin etrafı kapansın, esnafımız ve vatandaşımız üşümesin. Biz istiyoruz ki mahallelerimiz, parklarımız tertemiz olsun. Biz istiyoruz ki çeşmelerimizden daha güzel ve kireçsiz sularımız aksın. Biz istiyoruz ki yöresel ürün pazarımız olsun. Kadınlarımız için bir kooperatif kurulsun. Hem vakit geçirsin hem para kazansınlar inşallah. Biz istiyoruz ki gençlerimiz için kitap kafemiz, halı sahamız ve cep sinemamız olsun. Biz istiyoruz ki çok güzel bir millet bahçemiz olsun. Çocuklarımız ve ailelerimiz daha güzel vakit geçirsin. Biz istiyoruz ki trafik sorunumuz çözülsün. Kadınlarımız ve çocuklarımız daha düzenli bir çarşıda alışverişlerine gidebilsin. Biz sizin evladınızız. Nasıl ki evladınızın kapısına çekinmeden gidiyorsunuz, benim de kapıma o şekilde geleceksiniz inşallah. Allah razı olsun gençler. Ben sizin Ankara'daki eliniz, ayağınız, Karabük'teki gözünüz, kulağınız olacağım inşallah. Biz bu şehire efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Hizmetkar. Memleketimizin önü açık. Adrianopolis ören yeri statüsüne kavuşturuldu. Karşılama alanları yapıldı. Cam teras yapıldı. Bu yazdan itibaren inşallah turist akınına uğrayacak. Hem halkımız kazanacak, hem esnafımız kazanacak Allah'ın izniyle. Yıllardır atıl vaziyette olan kereste fabrikamız vekillerimizin öncülüğünde tekrar ilçemize kazandırılmıştır. Yakında inşallah 400 kişi çalıştırılacak. Organize sanayi bölgemize 72 adet fabrikamız kurulacak. Altyapı çalışmaları bitmek üzere. İnşallah orada da 6000 kişi çalışacak. Kısacası artık evlatlarımız, kardeşlerimiz Çerkeş'te, Kurşunlu'da veya gurbette değil, kendi memleketimizde çalışıp anne ve babasının yanında olacak. Bundan sonra ilçemiz göç veren değil, göç alan bir çağlarına gelecek inşallah. Tarım ve Orman Bakanımızdan söz aldık. Pazar seninle, dik dur eğilme. Eski pazar seninle, dik dur eğilme. Eski pazar seninle, dik dur eğilme. Eski pazar seninle. Tarım ve Orman Bakanımızdan söz aldık. Mermer Mahallesi'nde bulunan kent ormanını yeniden düzenleyip mesir alanı yaptıracağız. Bakımını, güvenliğini ve işletmesini belediye olarak biz yapacağız inşallah. Nasip olursa oraya bir de düğün salonu yapacağız. Düğün salonumuzda ihtiyaç sahibi emeklilerimizin çocuklarına ve ilçemizdeki ihtiyaç sahibi genç kardeşlerimize belediye tarafımızdan ücretsiz karşılanacaktır. Gençlerimizin düğünlerine bir
dinamik il başkanımız var. İki tane pırıl pırıl hizmet aşkıyla yanan milletvekillerimiz var. Bu memleket için dertlenen belediye meclis üyelerimiz var. Siz bize güvenin. Allah'ın izniyle hep beraber yapacağımız çok güzel işler var. Yeni ben, haydi başaracaksın. Bu memleketin lafa, söze değil, bu memleketin acilen hizmete ihtiyacı var. Biz bu ülkenin bütün dertlerini, sorunlarını biliyoruz. Hastane ise hastane, postane ise postane, hepsini bir bir çözeceğiz. Bu seçim memleketimizin seçimi, bu seçim gençlerimizin, kadınlarımızın seçimi, bu seçim ilçemizin geleceğinin seçimi. Allah razı olsun. Memleketimizin geleceği için, gençlerimizin geleceği için, o yüzden ben bütün ilçenin oylarına talibim. Seçimi kazandığım gün inşallah parti rozetimi çıkartıp hepinizin belediye başkanı olacağıma, mazlumun ve garibin, kurabanın yanında olacağıma, hakkı yenenin hakkını savunacağıma, bu memleketin gelişmesi ve kalkınması için, sizin için daha güzel bir eski pazar için ne yapılması gerekiyorsa elimden geleni değil daha fazlası yapacağıma hepinizin huzurunda söz veriyorum. Ben bu alanı dolduran herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Biraz heyecanlıyım, heyecanımı mazur görün. Allah razı olsun abi, hoş geldin. Sözlerime son vermeden önce yağmurda, çamurda, gece gündüz demeden birlikte çalıştığımız ilçe teşkilatımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, belediye meclis üyelerimize ve il genel meclis üyelerimize, en önemlisi bugüne kadar benimle birlikte her türlü zorluklara göğüs geren, her zaman arkamda güç olan sevgili eşime hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Saygılarımla. İşte eski pazar. Senin belediye başkanın 31 vatandaşımız birlikte beraber ilgili bu yaşama kalkınma ile 31 vatandaşımız eski pazar belediye başkanımız. Teşekkürler. Sevgili hemşehrilerimiz, hazır mıyız? İşte başkomutanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dava ödev arkadaşı, Kalemüç milletvekilimiz Sayın Cem Şahin'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini hazırlıyorum. Buyurun efendim. Maşallah size. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bize 31 Mart'a ilişkin bir muştu verdiniz, bir müjde verdiniz. Bu coşkunuz 31 Mart'a ilişkin bize bir şeyler anlatıyor. Saygıdeğer il başkanım, milletvekilim, ilçe başkanım, kadın kollarımızın, kıymetli başkanları, gençlik kollarımızın kıymetli başkan ve temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler ve siz saygıdeğer eski pazarlı hemşerilerim. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum efendim. Cumanız hayır olsun. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Ağız tadıyla, huzurla, mutlulukla, çoluğumuzla, çocuğumuzla bayrama erişmeyi yüce Rabbimden niyaz ediyorum.
Ancak bayrama vasıla olmadan, bir bayramı yaşamadan evvel istiyoruz ki eski pazar için 31 Mart günü de bir bayram yaşayalım. O bayram ne olsun? Hizmet bayramı olsun kıymetli kardeşlerim. Şöyle 20 yıllık iktidar sürecimize baktığımız vakit eski pazar açısından bakalım. Buraya AK Parti iktidarları döneminde önemli hizmetleri getirmeye çalıştık. Eksiğimiz, gediğimiz olabilir. Daha tamamlayacağımız ve yapmamız gereken çokça hizmet olabilir. Şimdi istiyoruz ki önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde eski pazarın yerel yönetim üzerinden hangi hizmete ihtiyacı varsa, elbette ki iktidar üzerinden hizmetleri getirmekle mükellefiz. Ama istiyoruz ki hizmet noktasında iktidar ile yerel yönetim iktidar arasında bir paralellik olsun. Ve eski pazarın neye, ne zaman, ne ihtiyacı varsa bunu Serkan Başkanımızla beraber sağlayalım istiyoruz. Önümüzdeki 5 yılı hizmet yılları yapacak olan şahsın, profilin ismi Serkan Civa. Kıymetli kardeşlerim, 31 Mart tarihinde sizlerden çok güçlü bir destek istiyoruz eski pazar için. Eski pazarın geleceği için. Burada bulunan siz saygıdeğer hemşerilerim, burada yaşıyorsunuz. Çoluğunuz çocuğunuz burada. Efendim işinizi, aşınızı buradan temin ediyorsunuz. Ve her birinizin eski pazarın geleceğine ilişkin tahayyülleri var, hayalleri var. Bu hayalleri gerçekleştirmenin adı gerçek belediyeciliktir. Ve onu icraata koyacak kişinin ismi de Serkan Civa'dır. Dolayısıyla şu son birkaç gün içerisinde bu işin partisi pırtısı yok. Eski pazarı biz ayağa kaldıracaksak, burayı hizmete boğacak isek bunun adı AK Parti'dir. Gerçek belediyeciliktir ve Serkan Civa'dır. Bunu hasreten size ifade etmek istedim. Bizler ne yapacağız milletvekilleri olacak? Eski pazarın ve eski pazarların neye ihtiyacı varsa biz vazifemiz gereği bunları takip etmek ve bunların hayata geçirilmesine ilişkin çaba sarf etmekle mükellef olan insanlarız milletvekilleri olarak. Ve ben burada söz veriyorum. Yarın sizlerin desteğiyle Serkan Başkanımız yerel anlamda burada partimiz adına iktidara geldiği vakit bizden hizmet noktasında ne istiyorsa bunu sağlamak, bunu hayata geçirmek için elimizde ne imkan varsa, nereye gitmemiz gerekiyorsa, hangi kapıyı çalmamız, kırmamız gerekiyorsa bunu gerçekleştirmeye burada ben size söz veriyorum kıymetli hemşehrilerim. Hizmeti öncelediğimizi ve bu meselenin siyaset üstü bir mesele olduğunu burada açıkça ifade etmek istiyorum. Eski pazarın geleceği siyaset üstüdür. Bunu altını böyle kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Ve sizin bilgilerinize arz etmek istiyorum. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Eski pazarı ayağa kaldıracağız. Organize sanayi bölgemiz yavaş yavaş orada yapılması gereken hizmetler hayata geçirilmeye çalışıyor. Onun haricinde Serkan Başkanımızın size vaat ettiği çok önemli projeler var. Bu projelerin hayata geçirilmesi için de ben burada söz veriyorum. Ali Bey adına da hiç ona sormadan söz burada verebilirim. Biz elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Ve Serkan Başkanımızın yanında olacağız. Ona tüm gücümüzle destek vereceğiz. Ben bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinize tekrar saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum efendim. Sağolunuz, varolunuz, Allah'a emanet olun. Bu güzel konuşmalarından dolayı Karabük Milletvekilimiz Sayın Cem Şahin'e teşekkür ediyoruz. Eski pazar hazır mıyız? Şu akbar bayraklarımızı görebilir miyim? Ey maşallah, işte eski pazar, senin diğer yiğit evladın geliyor. Eski pazarımızın medarı iftarı geliyor. Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dava ayır arkadaşı, sizin evladınız, Karabük Milletvekilimiz, Sayın Ali Keskin Kılıcı, konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşekkür ederim. Buyurun efendim. Merhaba eski pazar, merhaba. Merhaba ablalar, merhaba amcalar. Merhaba eski pazarlar, merhaba. Siz bugün bizi yalnız bırakmadınız. Hep birlikte bu meydanı doldurdunuz. Bir evladınız olarak
size sadece minnet duyuyorum. Allah sizden razı olsun. Beni yalnız bırakmadınız. Evladınızı yalnız bırakmadınız. Size müteşekkirim. Ben sizinle gurur duyuyorum. Çünkü evladınızın arkasında aslanlar gibi durdunuz. Aslanlar gibi durdunuz. Yiğit insanların şehri Eski Pazar. Allah sizden razı olsun. Şimdi bakın. Şimdi bakın, biz Cem Bey'le birlikte milletvekili seçilir seçilmez ilk yaptığımız icraatımız nedir biliyor musunuz? İlk yaptığımız iş Eski Pazar Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı ihalesini yaptırdık. Neden? Çünkü burada Karabük'ün 2. sanayi hamlesi başlıyor. 72 tane fabrika, 6000 çocuğumuza iş olacak bir işti bu. Bu büyük işi, ilk icraatımız, milletvekilindeki ilk icraatımız bu büyük eseri ortaya çıkarmaktır. Şimdi bakın, Karabük'teki fabrika sayısını ikiye katlıyoruz. Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde 3000 kişi çalışıyor. Kardemir'de 5000 kişi çalışıyor. Ama Eski Pazar Organize Sanayi Bölgesi'nde 6000 evladınız iş bulacak, aş bulacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Karabük'e geldiğinde de aynı müjdeyi verdi. Artık Eski Pazar Organize Sanayi Bölgesi'nin arkasında dünya lideri, mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Daha sonra ne yaptık? Geldik Hadrianopolis'in açık hava müzesi olarak açılması için, turist gelmesi için onun ören yeri, müze kabul yeri ihalesini yaptırdık. Ve şimdi bitti. Gidip görün bakalım. Safranbolu'daki cam teras var. Ama bir de Hadrianopolis'te cam teras var. Şimdi oraya burası bu sene turist kabul etmeye başlayacak. Geçen buraya Kara Elmas turistik trenini getirdik. Bakan yardımcısıyla beraber 45 tane tur firmasının sahibi geldi buraya. Yören yerini incelediler. Ve dediler ki burası ne kadar turist alır dedim. Dediler ki burası senede 100 bin turist ziyaret edecek. Safranbolu'yu 600 bin turist ziyaret ediyor. Eski Pazar'ı da 100 bin turist ziyaret edecek. Şimdi Eski Pazar bir sanayi şehri oluyor. Eski Pazar bir turizm şehri oluyor. Bazılarının buna hayali bile yetmez. Hayali. Böyle şeylerin hayalini bile kuramaz bazıları. Ama biz ya hizmete devam ediyoruz. Peki başka ne yaptık? 15 yıldır atıl bulan eski Horus fabrikasını yabancı yatırımcıya getirdik verdik değil mi? 400 tane çocuğumuz iş bulacak, aş bulacak. Oraya tam 30 milyon dolar, 1 milyar TL yatırım yapılacak. Bunu da kim yaptı? Bunu da biz yaptık. Şimdi bütün bu hizmetlerin yanında üniversitemizde 1500 tane öğrencimiz var. Bunun 600 tanesi yurtta kalıyordu. Diğerleri Karabük'teki yurtta kalıyordu değil mi? Evet. Ne yaptık? Yeni 600 kişilik yurdun ihalesini de yaptırıyoruz. Artık 1200 tane öğrencimiz Eski Pazar'da kalacak. Eski Pazar'ın esnafı, eşrafı daha çok para kazanacak. Yetti mi?
Daha durun. 30 senedir istasyonun, mermerin, ormanla 2B problemi çözülmemişti. Değil mi? Millet tapusunu banlına sahip çıkamıyordu, değil mi? Başladı mı, çözüyor muyuz? Çözüyoruz. İşte kim çözüyor? Bu çözüyor. Bu evladınız çözüyor. Ben çözüyorum, ben. Bu meydana gelip ne yaptı diyenlere gitsinler eski pazar ortaya baksınlar. Gitsinler Hadyon'a polise baksınlar. Gitsinler eski oruç fabrikasına baksınlar. Gitsinler, gitsinler bu eski pazara nasıl hizmet geldiğini her köşesinde görsünler. Biz daha bizim daha, biz 11 aylık milletvekiliyiz Cem Bey'le birlikte. Halk tabiriyle daha kırkımız çıkmadı. Kırkımız çıkmadan bunları yaptık. Durun, daha neler yapacağız, neler? Şimdi size kameralar açık mı burada? Kayıt açık mı? Açık. Canlı yayındayız, değil mi? Bunu kaydalım. Herkes... Bu sözümü kaydalım. Herkes... İki sene içinde bu memlekette bir tane çocuk işsizim dersen gelin yakamaya başlayın. Hadi bakalım. Bizim çıktığımız yol bu memlekette işsizlik, açsızlık kalmasın yoludur. Bu memleketteki çocuklarımız anasından, babasından, atasından ayrı kalmasın yoludur. Ben istiyorum ki eski pazarın çocukları babalarından, analarından ayrı olarak gurbet ellere çalışmaya gitmesinler. Anasıyla babasıyla buluşsun. Eski pazarın gurbetteki çocukları geri gelsin. Eski pazar organize sanayi bölgesinde 6000 çocuğum çalışsın. Oruç fabrikasında 400 gencim çalışsın. Ben istiyorum ki eski pazarda işsizlik bitsin, açsızlık bitsin. Başka bir derdimiz yok bizim. Bizim derdimiz ne makamdır, ne mevki. Biz onların hepsini gördük. Hepsini geçirdik. Ve sadece şu. Ben 33 yıl devlet memuriyeti yaptım. Devlette görebileceğim her şeyi gördüm. Gelebileceğim her makama geldim. Ve bu dolduğum topraklara hizmet etmek için bir yola çıktım. Bir tek şeyi istiyorum. Bu memlekette işsizlik kalmasın istiyorum. Bu memleket bir sanayi şehri olsun istiyorum. Bu memleket bir turizm şehri olsun istiyorum. Bu eski pazar küçülmesin, 20 bin nüfuslu bir eski pazar olsun istiyorum. Ve bu 4 sene, önümde 4 sene daha hizmet zamanım var Allah nasip ederse. Bunların hepsini yapmayı arzu ediyorum ve istiyorum. Allah razı olsun. Sizden bu milletvekilliği boyunca yapacağım bu işler olduğunda bambaşka bir eski pazarı göreceksiniz. Ve sizden bir tek arzum var bunların karşılığında. Bir tek arzum, bir gün benim vücudumda toprakla buluşacak.
annemin babamın mezarının olduğu Seyit Hoca mezarlığına ben de yatacağım. O gün bir tek şey istiyorum. Bir Fatiha, bir Fatiha. Çıktığım gün tek derdi budur. Bu insanlarından, eski pazarından bir Fatiha olabilir yola çıktım. Sizlerden bir duadan başka talebim yoktur. Sizlere hizmet etmekten başka bir derdim de yoktur. Şu eski pazarı mahzun bırakmayın. Bu dönem benim yanıma bir de belediye başkanı verin. Sizin olsun vekili. Görün bakalım eski pazar nasıl hizmet alıyor. Görün bakalım eski pazar nasıl hizmet alıyor. Şu 4 yılın içinde bütün derdimizi, sıkıntımızı çözelim. Eski pazarı büyütelim. Eski pazarın ne problemi varsa halledelim. Ben buradan söz veriyorum. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi kayırmadan herkese hizmet edecek bir belediye olacak Eski Pazar Belediyesi. Garibin, kurabanın belediyesi olacak. Fakirin, fukaranın belediyesi olacak. Bu belediye annelere, babalara bir evlat gibi hizmet edecek. Gençlere bir kardeş gibi hizmet edecek. Hanımlarımıza, bacılarımıza bir evlat gibi hizmet edecek. Ve sizlerden tek ricam şu. Partiyi, pırtıyı bu dönem bırakın bir kenara. Bırakın bir kenara. Genel seçimlerde oylarınızı partilerinize verdiniz, değil mi? Herkes verdi oyunu. Şimdi bu dönem eski pazarın birlik olma zamanı. Eski pazarın beraberlik olma zamanı. Sizler hangi partiden, hangi siyasi görüşten olursanız olun, eski pazar için, eski pazarın geleceği için bir kereye mahsus oy istiyorum sizden. Bir kere de bize müsaade edin. Serkan Başkan'la bana müsaade edin. Müsaade edin 5 yıl şu eski pazarı düzeltelim. Herkese oy verdiniz. Herkesi belediye başkanı seçtiniz. Ya bir de bize müsaade edin. Bir de bize destek verin. Partileri, pırtaları bir tarafa koyun. Eski pazar için oy verin. Eski pazardaki organize sanayi bölgesinde 6000 çocuğumuz için çalışsın diye oy verin. Eski pazarda Hadriye'ye, polise 100 binlerce turist gelsin diye oy verin. Eski pazardaki Oruç fabrikasında 400 gencimiz çalışsın diye oy verin. Eski pazardaki üniversitemiz büyüsün, daha çok öğrenci alsın diye oy verin. Eski pazarın sokaklarına, caddelerine oy verin. Eski pazarı tekrar ayağa kaldıralım ve tekrar büyütelim. Sizlerden tek ricam budur. Parti ayrımı yapmadan birlik içinde, beraberlik içinde. Bu dönem birlik olma zamanı. Şimdi biz eski pazarlar olarak birlik olursak, beraber olursak çok güçlü oluruz. Yapamayacağımız hiçbir iş de olmaz. O yüzden eski pazarlar, şimdi bir şey rica ediyorum sizden. Herkes yanındakinin elini tutsun bakayım. Bir el ele tutuşun bakayım. El ele tutuşun bakayım. Tutuşun el ele. Tutuşun. El ele tut. Tut. Elini tut oğlum da. Sen de tut. Sen de tut bakayım. Haydi başaracaksın. Birlik olacağız. Güçlü olacağız. Birlik olacağız. Kudretli olacağız. Sen yetersin ey kardeşim. Hadi bakalım. Göstersin.
Sizi çok yordum mübarek gün. Bir son söz alıp gideyim. Tamam mı? Tamam. Peki. Bu seçimlerde belediyelerde en çok oyu kim verecek? Az geldi, duyamadım. Bu seçimlerde en çok oyu kim verecek? Hay Allah razı olsun. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ramazanımız mübarek olsun. Sağlıkla, sıhhatle, bollukla, bereketle bir Ramazan ve bayram diliyorum. Allah sizden razı olsun. Bizleri duygulandırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Mehmet ediyorum. Bu güzel konuşmalarından dolayı evet, eski pazarımızın iyi selamı Karabük milletvekilimiz Sayın Ali Keskin Kılıç'a teşekkür ediyoruz. İşte eski pazar. Eski pazarımız 2050'se 2070 milyara taşıyacak. Ak dağımızın alt kadroları. Eski pazar 31 Mart'ta iple çekiyor. İnşallah Sarkan Cilo Başkanımızın başkanlığında eski pazar o muhafızı. Eski pazar kararını vermiş Serkan Cimo diyor. İnşallah 31 Mart akşamı eski pazarımızda AK Belediyeci'ni getirecek Serkan Cimo. Serkan Cimo. Destek sizden, gayret bizden. Eski pazara yeni projeler üretmeye geliyoruz. Daha yaşanabilir eski pazar için halkımızla el ele, gönül gönüle. İşte eski pazar. Senin belediye başkanın 31 Mart akşamı eski pazarımızın Adriana polisimizin belediye başkanı. Sevgili hemşehrilerim, sizleri üstadın ifadeleriyle selamlıyorum. Mihrabdan ilahi kelam geliyor. Yer dipsiz gökten selam geliyor. Ne para, ne pul, ne makam, ne mevki, savun, eski pazar acil düzen geliyor. Günümüz aydınlık olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Eski pazarımızda 31 Mart akşamı AK Belediyecilik olsun. Teşekkürler eski pazar, teşekkürler Adriana Polis. Memleketi sevdalı, memleketin evladı. Özü sözü belediye başkan adayı Serkan Cimo. Destek sizden, gayret bizden. Eski pazara yeni projeler üretmeye geliyoruz. Daha yaşanabilir eski pazar için halkımızla el ele, gönül gönüle. Teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Eski pazarı tamamlıyor. Eski pazarın evladıyla beraber. İşte eski pazar. 31 Mart akşamı Serkan Cimo başkanımızı. Teşekkürler eski pazar. Teşekkürler. Yusuf'un şehirleri için gerçek belediyecilik. AK Parti Eski Pazar Belediye Başkan Adayı Serkan Cimo. Neler gördük neler, baştayken gölgeler. Ali Büyükgöz'ü bile doğru ya doğru. Eda ile güzel camdayı doğacak. Biz hepsi meydan. Terk edip gitmedik. Halkı çiğnetmedik.
memleketi sevdalı, memleketin evladı. Özü sözü bir belediye başkan adayı Serkan Civa. Umutlar yoruldu, kalktık ve doğruldu. Yeniden var olduk, doğruya doğduk. Aşkımız temelli, hem yerli hem milli. İstikamet belli, doğruya doğduk. Yanlış ya yanlış de, doğruya merhaba. AK Parti miting. Doğruya. Yürüyor bu millet. Doğruya doğru. AK Parti eski pazar mitingi sona erdi. Kapatıyorum. Doğruya doğru.